Sayın seyirciler, 10 Eylül 2014'te Bursa'da eğitim camiası puanlama sistemiyle görevlerinden alınan okul müdürleri için büyük eğitimci yürüyüşü düzenlemişti. O eylemden bir yıl sonra haklarını arayan eğitimcilere yargı şoku geldi. Yürüyüşe katılan sendika şube başkanları ve üyelerden oluşan 27 kişiye toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Bu dava bir suç davası değildir. Bu dava bir sus davasıdır, sus davası. Bursa'da haklarını arayan eğitimciler yargı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bir yıl önce, 10 Eylül 2014'te okul müdürlerinin puanlama sistemiyle görevden alınması ve eğitimde yaşanan diğer sorunlar için Bursa'da büyük eğitimci yürüyüşü düzenleyen 4 eğitim sendikası üyelerine 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, kamu malına zarar vermek ve basit yaralamak suçlarından dava açıldı. Eğitim sendikalarının yöneticileri ve şube üyeleri, şube başkanları yargılanmayla karşı karşıya kaldı. Böylesi bir durum ancak bizim ülkemizde yaşanabilirdi. Hak aradığınız zaman yargılanıyorsunuz. Eğitim emekçilerinin bilimsel, demokratik, laik eğitimini sonsuza kadar sürdüreceğimize kesinlikle ve kesinlikle kararlıyız. Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen ve Aktif Eğitim Sen'e bağlı binlerce kişi FOMAR'a başlayan yürüyüşün ardından İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ile görüşme talep etmiş ancak İl Milli Eğitim binasına alınmamıştı. Yürüyüş polis ve eğitimciler arasında çıkan arbede ile sonlanmıştı. Büyük eğitimci yürüyüşümüz boyunca bizler tarafından herhangi bir suç işlenmemiştir. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bursa Valiliği tarafından suç üretilmiştir, suç yaratılmıştır, suç zemini oluşturulmuştur. Daha yürüyüşümüze başlamadan saatler önce Çevik Kuvvet Polisini İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına dolduranlar, bizler öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girmek isterken engellenmiş, darp edilmiş, yerlerde sürüklenmiş ve sonucunda da bizlere dava açılmıştır. Haklarında dava açılan sendikaların şube başkanları ve üyeleri toplam 27 kişi ilk duruşma için adliye binası önünde toplandı. Eğitimcilere Bursa Barosu ile CHP ve MHP Bursa milletvekillerinden de destek geldi. Milli eğitimi devletin diğer kurumlarını yönettiğiniz gibi, yani çiftlik gibi yönetmeye devam ediyorsunuz. Biz de buna itiraz ediyoruz. Bu itirazın bedeli yargılanmaksa yargılanmaya da razıyız. Baskılar